Aziz müminler, asil Müslümanlar. Geçen ders mescit ve cami üzerinde gerekli mevzuları anlatmaya çalışmıştık. Ve bu mevzu üzerinde biraz daha durulması icap ettiğini haber vermiştim. Bilindiği gibi Allah'ın evi diye isim verilmiştir. Allah'ın evi. Allah'ın evi bir izafet manası içinde ele alınmamalı, bir mecazi mana içinde düşünülmeli. Zira Allah-u Teala mekandan ve zamandan münezzehtir. Yani mahlukatın hakkında düşünülen mekan Allah-u Teala hakkında düşünülmez. Allah'a mekan tayin etmek mümkün değil. Allah'a zaman tayin etmek yine mümkün değil. Çünkü zaman ve mekan tayinlerini biz yapıyoruz. Bizim akli kavramlarımız yapıyor. Bu itibarla Allah-u Teala mekandan münezzehtir diyoruz. Öyleyse Allah'ın evi ne demek? Allah bir mekana ihtiyacı olmadığına göre Allah'ın evi demekle neyi kastediyoruz? Bu manayı İslam alimlerimiz şöyle izah ediyorlar. Allah'ın evi demek, orada Allah'a ibadet edilen ev demektir. Allah'ın ismi çok çok zikredilen yer. Allah'tan başka hiçbir meselenin geçmediği yer. Allah'ın isminin en fazla zikredildiği, hatırlandığı yer. Allah'a secde edildiği yer. Allah'a kulluk yapıldığı yer, dolayısıyla Allah davasına tahsis edilen yer. Bunun içindeki Allah'ın evi denilmiş. Allah'tan çok bahsedildiği, Allah'a ibadet edildiği, Allah'a ait meselelerin, ilahi mevzuların konuşulduğu, Allah'tan başka meselenin cereyan etmediği bir mekandır.